Periyodik özelliklerin 6. videosundayız ve bu videoda elektron ilgisinden söz edeceğiz. Ve elektron ilgisini tanımlayacağız. Elektron ilgisinin periyodik sistemdeki değişim eğiliminden söz ediyor olacağız. Elektron ilgisinin tanımıyla başlayalım. Elektron ilgisi arkadaşlar gaz fazındaki bir atomun gaz fazındaki bir atomun elektron alarak elektron alarak anyon oluşturması negatif yüklü iyon biliyorsunuz anyon oluşturması sırasındaki enerji değişimidir. Yani biz bir önceki videomuzda iyonlaşma enerjisinden bahsetmiştik. Orada elektron koparıyorduk. Şimdi atoma elektron bağlıyoruz. Mesela yine gaz fazında olacak taneciğimiz flor atom var elimizde. Buna bir tane elektron bağladık. Eksi bir yüklü florür iyonu oluştu. İşte bu sırada bir enerji açığa çıkıyor. 328 hatta tam değerini vereyim kilojoul bölü mol. Bu açığa çıkan enerjiye arkadaşlar elektron ilgisi diyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. İyonlaşma enerjisi dediğimizde iyonlaşma enerjisi bu ne yapmıştık? Elektron koparmak için vereceğimiz enerji miktarıydı. Ve elektron koparmak için vereceğimiz enerji olduğu için de her zaman endotermik bir değişimdir elektron koparmak. Enerjisi Elektron ilgisine geldiğimizde ise elektron ilgisi elektron alınması ya da elektron bağlanması sırasındaki enerji değişimi bu durum endotermik de olabiliyor. Egzotermik de olabiliyor. Atomun kararlılığına bağlı. O yüzden tanımı yaparken genellikle Egzotermiktir ısı açığa çıkar ama endotermik olduğu durumlarda var. O nedenle tanımda biz enerji değişimidir diye söylüyoruz. Örneğin e, berilyum atom numarası 4 2A grubunda bulunan bir elementimiz. Bu berilyum atomuna gaz halinde bir tane elektron bağlamak istesek yanına bir de enerji vermemiz gerekiyor. Bu da elektron ilgisidir. Eksi bir yüklü iyonu oluştu. Şimdi bu da endotermiye örnek. Neden böyle oluyor? Çünkü berilyumun elektron dizilimi S2 ile sonlanıyor. S2 ile sonlandığı için küresel simetri özelliği var. Dolayısıyla elektron almak istemiyor. Bu durum mesela 5A'da da var. 5A'da bulunan azotun da küresel simetri özelliği gösterdiği için yine elektron bağlanması yani elektron ilgisi değeri ya da değişimi endotermik. Sizin bu detayları bilmenize gerek yok ama ben hem endotermik hem egzotermik olduğunu kitapta anlattığı için bunu bilmeniz açısından bu örnekleri verdim. Sizin burada asıl bilmeniz gereken şey gaz fazındaki bir atoma elektron bağlanıyorsa bu durumda bir enerji değişimi oluyor. İşte bu enerji değişimine elektron ilgisi diyoruz bunu söylemeniz lazım. Şimdi bir de periyodik sistemde genel olarak nasıl değişiyor? Bir de onu söyleyebilmeniz lazım. Periyodik sistemde elektron ilgisinin genel olarak nasıl değiştiğine bakacak olursak, siz de bu genellemeyi bilmelisiniz zaten. Şimdi aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru indiğimizi düşünelim. Aynı grupta yukarıdan aşağıya yazmadım. Ok yönünü takip ediniz. Yukarıdan aşağıya doğru. Şimdi bu tarafa doğru ne oluyordu? Atom yarı çapı artıyordu. Şimdi atom yarı çapı arttığına göre e, en dıştaki elektrona uygulanan çekim kuvveti de azalıyor. Dolayısıyla elektronlarını zaten çok çekemiyor. O nedenle elektrona duyduğu ilgi de azalıyor. Yani elektron ilgisi elektron alma isteği gibi de düşünebilirsiniz. Elektron ilgisi genellikle azalıyor. Dediğim gibi burada genellemeler üzerinden konuşuyoruz. Oldukça fazla yani sapmalar var. Oldukça fazla demeyeyim de bunlar bizi ilgilendirmiyor. Çap büyüdüğü için en dıştaki elektronu zaten çekemiyor. Bu nedenle elektrona duyduğu ilgi, elektron alma isteği azalıyor diyebiliriz. Bu tarafa doğru geldiğimizde aynı periyotta soldan sağa doğru yine ok yönünü takip ediyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Atom yarıçapı küçülüyordu. Yani atom en dıştaki elektronla daha fazla bir çekim uygulayabiliyor. E, daha çok çektiğine göre o elektronu vermek istemez, bunun yerine almayı tercih eder. O nedenle bu tarafa doğru geldiğimizde de elektron ilgisinin genellikle arttığını söylüyoruz. Yani şöyle de diyebiliriz o zaman bir iki nokta ekleyecek olursak. Birincisi ametaller arkadaşlar elektron almaya da yatkındır. Ametaller elektron almaya yatkın olduklarından ele ametaller elektron almaya yatkın olduklarından bunların elektron ilgisi, elektron ilgileri metallerinkinden fazladır. Elektron ilgileri metallerinkinden yüksektir diyelim. Bu birinci söyleyeceğimiz şey. İkincisi yüksektir. İkinci noktamız şu. Soy gazlar biliyorsunuz kararlı yapıda. Soy gazlar kararlı olduklarından Bunların elektron ilgileri düşüktür. Elektron ilgileri. Eyi şöyle yaptım sevgili arkadaşlar. Düşüktür. Bir de burada evet biz genellemeler üzerinden söylüyoruz. Bu tarafa genellikle artar, bu tarafa genellikle azalır. Bir flor klor sapması vardır. Şurada flor elementimiz var. Şurada klor var. Florun yarı çapı daha küçük olduğu için elektron alma isteği elektron ilgisi sanki daha fazlaymış olacakmış gibi geliyor. Ama şöyle bir durum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Flor ve klorun elektron ilgileri arasındaki ilişki sapma gösteriyor. Florun özür dilerim klorun elektron ilgisi flordan daha fazla. Çünkü florda son orbitaldeki elektronlarda e, birbirini itme kuvveti daha fazla. O nedenle elektron ilgisi daha düşük oluyor klora göre. Burada flor klor sapmasında kitapta da anlatıyor arkadaşlar. Bir de bu aklınızda kalsın. Bir de genel değişimlerin ne olduğunu aslında burada söylerseniz elektron ilgisi için yeterli bir noktadır. Bu videomuzda da elektron ilgisini yaptık. Bundan sonra elektronegatiflikten bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.